İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Biz üretim kervanından özellikle halka arz olan, halka açılan şirketlerin üretim kervanından gelmesine çok mutlu oluyoruz. Çıkış yolu ekibi olarak ve bugün bu mutluluğu bize yaşatan RTA yetkilileri var. RTA Genel Müdür Yardımcısı Bilgen Yusufoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Güven Akat, RTA Finans Sorumlusu, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Veda Üstlük'le beraber hem reel sektörün nabzını burada beraber bir tutalım, yaptığınız çalışmaları bir anlayalım, anlatalım. Ondan sonra borsaya açılma sürecinizi ve halka arz sürecinizi konuşalım istiyoruz. Öncelikle sizden başlayalım Bilgen Hanım. Bize RTA'yı anlatır mısınız? RTA ne yapıyordu da yıllar sonra, bir 17 yıl galiba. Evet, 17 yıl. Üretim sektöründesiniz, yani sağlık sektöründe bilfiil üretim yapıyorsunuz. 17 yıl önce nasıl başlamış, buralara gelmiş ve bugün halka arzlan yaptığı çalışmaları taçlandırmış. Evet, teşekkür ederiz. Önce bugün bize burada misafir ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 96 kuruluşlu bir firma RTA. Bu sene itibariyle artık 17. senesini biz kutluyoruz. 96 yılındaki kuruluş amacı hayvan sağlığı sektöründe hizmet vermekte. O günden bugüne kadar bu alandaki faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz onu kendi içimizde de hayvan sağlığı bölümü diye adlandırıyoruz. Bu bölüm altında kanatlı aşıları ve teşhis kitleri dağıtımı, kanatlı aşı uygulama ekipmanları, kanatlı aşı yine yardımcı ürünleri üretimi ve dağıtımı ve yem katkı maddeleri üretimi ve dağıtımı yapıyoruz. 96 yılı ile 2002 yılındaki arasındaki tek faaliyetimiz buydu. Hı hı. 2002 yılından itibaren de firma yeni bir alanda yatırım yaparak o alanda faaliyet göstermeye başladı. Biz buna yine kendi içimizde medikal ürünler diyoruz. Neler var bunda? Teşhis kitleri üretiyoruz. İnsan sağlığına yönelik bu sefer, diğerinden farklı olarak. Yani baktığınızda yine aslında sağlık sektörü şemsiyesi altında ama hem hedef müşteri grubu açısından hem de satış kanalları açısından biraz daha farklı. Bu grupta biz teşhis kitleri adı altında 3 temel grupta ürün üretip dağıtıyoruz. Moleküler tanı ürünleri diyoruz birincisine. Mikrobiyoloji tabanlı tanı ürünleri diyoruz. Bir de immün testler diye adlandırdığımız bir üçüncü grubumuz var. Bu grupta hastaneler, laboratuvarlar, tanı merkezleri müşterimiz bir taraftan. Diğer taraftan da endüstriye yine benzer ürünler satıyoruz. Bu şekilde 17 senedir faaliyetlerimize devam Şimdi ediyoruz. Şu anlattıklarınız böyle buram buram teknoloji kokuyor. Özellikle öyle, ikinci bölüm sürekli kendini yenilemek zorunda olan bir işmiş gibi geldi bana. Kesinlikle öyle. Biz de bunun sorumluluğunu hep hissediyoruz. Bu nedenle de özellikle insan sağlığı alanında faaliyet göstermeye başladığımız günden beri bizim için en önemli bölümlerimizden bir tanesi Ar-Ge. Çünkü çalıştığımız sektörde Ar-Ge'ye kaynak ayırmadan ilerlemeniz mümkün değil. Bu ilerleyen teknoloji her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de kendini hissettiriyor. Çok değişken, çok dinamik hakikaten ve çok ciddi bir rekabet var. Biz de bununla mücadele etmek için kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. Bu bakımdan da Ar-Ge bizim için hakikaten çok önemli. Ar-Ge ile ilgili konuşurken Veda hakikaten dedi ki çok teknoloji yoğun bir üretim yapmak zorundalar. Kendilerini sürekli yenilemek zorundalar. Ne diyorsun? Gerçekten ben tesise gidince etkilendim kelimenin tam anlamıyla. Çok sayıda sektörü birlikte sahne çekim yaptık aşağı yukarı. Ama bu sektörü ben ilk defa çekim yaptım. Çünkü Türkiye'de ender olan bir sektör. Evet. Genelde ithalat yapılan bir sektörü üretip ihracat da yapıyorsunuz. Ve Ar-Ge gerçekten çok muazzam makine ekipmanı ve ekip vardı. Onu gördüm Ar-Ge alanında. Ve finansallarınıza bakıyorum. Ar-Ge'de ciddi oranda cironun %7'si kadarıyla kaynak aktarmışsınız. Doğru. Bu çok önemli. Doğru. Peki bu Ar-Ge yatırımıyla beraber yeni ürünler olacak mı? Yani sektöre farklı şeyler kazandırabilecek misiniz? Evet, sizin de söylediğiniz gibi hakikaten bizim içinde bulunduğumuz sektör dışa bağımlı bir sektör. Hı hı. Hatta TTGV verilerine göre %85'i ithalat yapılan bir sektör. Biz bu anlamda da Ar-Ge'ye ayrı bir önem veriyoruz. Ve sizin de söylediğiniz gibi 2013 kapanış verilerine göre zannediyorum %6,5 bizim Ar-Ge'ye ayırdığımız kaynak.
Bu böyle devam edecek, çalışmaya devam ediyoruz. Ama şunu söylemek lazım, özellikle bu alandaki Ar-Ge uzun zaman alan ve kaynak gerektiren bir alandır. Böyle 2 günde çıkmaz ürünler, ciddi bir süreçtir. Tabii çalışıyoruz, gelecekle ilgili projeksiyonlarımız, planlarımız var, devam eden çalışmalarımız var. RTA 2002 yılında Ar-Ge yapmaya başlamış. O günden bugüne kadar biz 2 tanesi devam eden toplam 10 tane proje yapmışız. Bunların tamamı devlet destekli projeler. Bunların çıktılarını da şu anda pazarda ürün olarak satıyoruz zaten. Bu çalışmalarımız bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Peki üretim nerede yapılıyor bugün? Biz aynı Gebze'deki binamızda yapıyoruz. Ar-Ge bölümümüz, üretimimiz ve pazarlama bölümümüz tamamı aynı binada. Şimdi sektöre baktığımızda sizin şöyle bir farklılığınız var. Sektörde sizin yaptığınız özellikle bu insan sağlığı için teşhis kitleri konusunda pek çok tabii bunun alt kolları var. Evet. Yani malzemeleri var. Evet. Bunları teker teker üreten firmalar var ya da belli bir 2 tanesini 3 tanesini yapan firmalar var. Ama bunların sayıları yine çok değil. Ama sizin bunların tamamını neredeyse siz üreten tek firma pozisyonundasınız. Yerli olarak. Sermaye doğru, oluyor. Doğru, tek çatı aynen altında. Öyle. Tek çatı altında yapıyorsunuz. Aynen öyle. Bizim çeşitli ürün gruplarımızla ilgili üretim yapan yerli firmalar var. Bunların hepsini tanıyoruz ve hepsiyle biz de ayrıca çok gurur duyuyoruz yerli üretici oldukları için. Ama bizim portföyümüz genişliğinde bir portföye sahip olan yerli firma şu anda Türkiye'de yok. Evet. Peki Türkiye'de ithalatı azaltmaya çalışıyorsunuz kendi gücünüzle. Umarım bu daha çok artar. Peki ihracat var mı? Yakın bölgelerde satış yapıyor musunuz? İhracat şu anda nedir cironun? Hedefiniz nedir ihracatta? Yapıyoruz. Şimdi şöyle tabii... İhracatın geçmişi çok eski değil. Geçtiğimiz sene ciddi ihracat yapmaya başladık biz aslında. Şöyle karşılaştırma yapabiliriz gelişmeye bakmak için ihracat konusunda. Ben 2013'ün ilk 3 ayı ile 2014'ün ilk 3 ayını karşılaştırdığımda rakamsal olarak 5 katı kadar bir artış görüyorum. İhracat bizim için çok önemli. Bunun 2 tane sebebi var bu artışın. Birincisi yeni bir ürün grubumuzu piyasaya sürdük. Moleküler tanı kitleri diyoruz bunlara. Buradan kaynaklanan bir artış var. Bir de artık 2013 yılından itibaren vizyon olarak da bizim için ihracat çok önemli. Sadece ihracatla ilgilenen bir ayrı bir bölüm kurduk. Bu nedenle de bunun pozitif etkilerini bu senenin başına itibaren görüyoruz. Şu anda ekrandaki net satışlardan da bunu görmek, yani sizin bu söylediklerinizi doğrulayan rakamlar ve tablolar var. Tabii Türkiye'deki gelişimi nasıldı sektörün ve burada sizin yeriniz nerede? Yani genel seyri nasıl gidiyor Türkiye'de bu işin? Şimdi yine iki sektör olarak bahsedeceğiz bundan. Bir tanesi kanatlı sektörü. Verilere baktığınızda kanatlı sektörü hep gelişen bir sektör olmuş. İşte 2002 ile 2012 yılları arasında bir karşılaştırma yaptığınızda üretim neredeyse 3 katına çıkmış. Kişi başına düşen tüketim neredeyse 2 katına çıkmış. Burada gerçekten gelişen bir hayvan sayısından bahsediyoruz ve aynı zamanda da tüketimden bahsediyoruz. Hayvan sayısının artışıyla birlikte bizim sattığımız ürünlerin hedefi o hayvanlar olduğu için bizim satışlarımız da artıyor. Evet. Biz de kendi satış hedeflerimizi pazardaki hayvan sayısına doğru orantılı olarak arttırıyoruz. Evet. Şimdi Güven Bey, dediniz ki artık bu kadar ürettik, bu kadar güzel işlere imza attık. Evet. Türkiye'de böyle entegre, komple bütün hepsini bir çatı altında da yapmayı başardık. Üstelik bir de bunu ihraç ettik. Sıra geldi halka açılmaya. Evet. Yani bu bilgimizi, birikimimizi, tecrübemizi, deneyimimizi, 17 yıllık emeğimizi halkla paylaşalım dediniz. Evet. Aslında Türkçesi bu. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. İşte geldiğimizde baktık. Böyle temiz finansallar, böyle temiz bir firma. Kendini üretime vermiş bir şirket. Dedik ki artık borsanın içinde yer almalı. Açıkçası bence bunu hak ediyordu. Geç bile kalınmış belki bir şeydi. Halka arz süreciyle ilgili şöyle bilgi vereyim. Nereden geldik buraya? RTA kurulduğu günden bugüne cirosunu sürekli yükselten, karlılığını arttıran, buna 2001-2008 krizleri de dahil olmak üzere bir firma. Ama burada esas altını çizmesi gereken nokta şu, bugüne kadar 0 borçla büyümüş bir firma. Evet. Bugüne kadar hiç banka kredisi kullanmamış bir firma. Niye? Çünkü kurucuları 3 ortak, bilirsiniz eskiler hani ayağını yorganına göre uzatmak gibi deyimleri daha çok kullanırlardı. Daha risk almayı sevmeyen kişiler diye tanımlayalım. Önce kazanalım sonra büyüyelim politikasıyla ilerledikleri için bugüne kadar 0 borçla gelmiş. Ama geldiğimiz noktada ve artık biliyorsunuz globalleşti her şey, rekabet arttı eskiye göre, her şey değiştiği için RTA'nın artık rakipleriyle daha
avantajlı bir şekilde mücadele edebilmesi için daha sağlam kaynaklarla, ayağı daha yere basan, daha kurumsal bir yapıyla hareket etmesi gerektiğine inandığımız için kurumsallığı hedef alarak biz halka arz yolunu tercih ettik. Bu şeyle, hedeflerle yola çıktık. İnşallah da sona geldik. Önümüzdeki hafta inşallah satışı gerçekleştireceğiz. Evet. Bence Borsa İstanbul'a çok güzel bir şirket geliyor. Arge harcamalarının payı şu anda ekranda. Onda da ciddi artışı burada zaten görüyoruz. Evet. Özellikle işte son 4 yıla baktığınızda yani Türkiye standartlarına bakarsanız %6,5 çok büyük bir oran. Evet. Yani bizde binde altılarda falan ortalama. Neredeyse Avrupa standartlarıyla yarışan bir şirketiz. Arge'ye çok önem veriyoruz çünkü bizi büyüteceğine inanıyoruz. Sağlık sektörü çok büyük bir sektör. Ucu bucağı olmayan bir sektör, siz de biliyorsunuz. Ve çok önemli. Yanlış hatırlamıyorsam Eurostat'ın bu 2011'de yapmış olduğu bir rapor var. Katma değeri en yüksek ürünler grubunda birinci olmuş. Tıbbi cihazlar, ileri tanı teknolojileri ve geleceği en parlak sektör seçilmiş. Evet. Biz de bu sektörde ilerlemek istiyoruz. 2002 yılında başladık. 2004'te geliştik. Artık ürün portföyümüzü belli bir yere getirdikten sonra halkın da desteğini alarak, yeterli kaynağı bularak hem yurt dışında hem yurt içinde büyümemizi sürdürmek Ne kadarlık istiyoruz. Bir açılım olacak halka arzı ve ne zaman olacak bu? Yaklaşık %34'ü halka arz oluyor. Hem ortak satışı hem sermaye artışı yoluyla bir halka arz düşünüyoruz. 1.100.000 lotluk bir sermaye artışı olacak. Buradan yaklaşık şirkete halka arz giderleri gittikten sonra nette 13.1 milyon gibi bir kaynak yaratmayı planlıyoruz. Çok önemli. Evet. Evet, peki 13 milyonluk aşağı yukarı bir kaynak var. Evet. Ne yapacaksınız o kaynağı? Yeni yatırımlar, yeni projeler var mı? Bir de sektörünüz gerçekten çok farklı bir sektör. Bir ürünle çok hızlı koşabilirsiniz. Var mı? Hangi alanda büyümeyi düşünüyorsunuz? Yeni segmentlerle neler planlıyorsunuz bu gelecek kaynakla beraber? Şöyle açıklayayım. Zaten nakitte bir şirketiz. Dediğim gibi sıfır finansal borçla yola çıkıyoruz. Artı bu kaynağı da yanına koyduktan sonra biz mevcut işlerimizi zaten hayvan sağlığında ilerleyen bir iş kolumuz var. Orada bir ürün portföyünde bir geliştirme yapmayı düşünüyoruz. Artı orada da üretime yönelmeyi düşünüyoruz. Ama bu sadece kanatlıyla sınırlı olmayıp tüm hayvan sağlığı, tüm küçük baş, büyük baş. Biz hem ilaca yönelik üretim ruhsatımız var, hem yem katkı maddeleri üretebilecek ruhsatımız var. Bu alanlara yönelik bir yatırım yapmak istiyoruz. Yaklaşık olarak yüzde olarak söylersek %60'lık bir kısmını burada bir üretim tesisi, hayvan sağlığı kısmında bir üretim tesisi kurmak istiyoruz. Kalan %40'lık kısımda da öncelikle medikal ürünler pazarındaki ürünlerimizin hem işte işleyişini, maliyetlerini aşağı düşürücü, verimliliğini ve katma değerini arttırıcı bazı yatırımlar. Ve ayrıyetten yine bu Arge ile ilgili hatta hala mevcut devam eden bitmiş projelerimize ruhsatlandırma çalışmaları ve bunu artık pazarda tutundurma çalışmaları için özellikle yurt dışı ayağı için yatırımları o tarafta yönlendirmek istiyoruz. Bunun haricinde yine medikal kısımda ürün çeşitliliği yaratarak, çünkü RTA hep cirosunu arttırmasının sebebi her sene üzerine bir şeyler koymaktır. Yani aynı ürünü satarak bir yerlere gidemezsiniz. Hep bir adım daha. Merdivenleri biz tek tek bugüne kadar çıkarak geldik. Bundan sonraki amacımız halka arzla birlikte rüzgarı biraz daha hızlandırmak. Biraz daha yukarıya daha hızlı hedeflere ulaşmayı umuyoruz. 2014'ün ilk 3 ay rakamlarına baktığımız zaman ciddi bir ciroda ve karlılıkta büyüme var. Evet. Peki yatırımcılar sizi niçin almalı? Aldıkları zaman ne kazanacaklar? Evet. Neden sizi tercih etsinler? Evet. Neden bizi tercih etsinler? Öncelikle birincisi hani son hepimiz biliyoruz ki son günlerdeki halka arzlara baktığımızda bilanço yapısı itibariyle herhalde en temiz şirketlerden biri, sıfır borçlulukla giren. Birincisi bu. İkincisi bizim yaklaşık %45'in üstünde bir kar marjımız var, brüt kar marjımız. EBITDA'da baktığınızda %20 ile 25 arasında değişim gösteren bir kar yapımız var. Biz gerek hacmen her hacim artışı, yani sizin de bildiğiniz gibi faaliyet giderlerinde oransal olarak azalışa neden olduğu için karlılığa olumlu etki yapacak şeyler. Biz de yatırımlarımızı bu yönde yaptığımız için ileride de karlılığımızın artacağını hedefliyoruz ve öyle umuyoruz ki ilk 3 aylık sonuçlar da bize bunu gösteriyor.
Bizim son 5 yıllık ortalama büyümemiz, ciro büyümemiz %16 civarındayken bu yılın ilk 3 ayında %46'lık bir ciro artışı, karlılıkta da yaklaşık 2 kata yakın bir artış kaydettik. Yani bu trendin devam edeceğini, özellikle kaynak geldikten sonra yeni yatırımlarla birlikte, özellikle medikal bölümde daha hızlı, katma değeri yüksek ürünlerle birlikte karlılığın yukarı seviyelere çıkacağını tahmin ediyoruz. Bence o yüzden yatırımcılar gönül rahatlığıyla bizi tercih edebilirler. Biz şirketimize çok güveniyoruz. Türkiye için bence hayırlı olsun, hepimiz için öncelikle tabii. Evet, bildiğim kadarıyla sürekli yatırım yaptı sizin ortaklarınız, yöneticileriniz firmaya. Hep kazandıklarını firma içinde tuttular. Hatta önemli bir gayrimenkul portföyünüz de vardı değil mi? Evet. Ondan bahseder misiniz? Evet, şimdi baktığınızda bizim tarzımızda, o ölçekli firmalarda genelde çok fazla bir maddi duran varlık yoktur. Ama biz bugün üretim tesisimiz dahil olmak üzere 3 adet büyük gayrimenkule sahibiz. Biri işte üretim tesisimiz olduğu Gebze'deki yerimiz. Hem üretim hem merkez ofisimizin olduğu. Bunun dışında Ümraniye'de 4 katlı kiralanabilir yatırımlık bir binamız. Ve bunun haricinde de Dilovası'nda makinecilerde 10 bin dönümlük yine yatırımlık şu anda boş olan bir arsamız var. Ciddi bir gayrimenkul portföyümüz de var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde düşündüğümüz yatırımlar için bazı şeylerin altyapısı da hazır diyebiliriz. Peki aslında bir de şöyle bir şey geldi Bilgen Hanım aklıma. İkinize de sorayım o soruyu. Şimdi özellikle yurt dışına ihracat yapan şirketlerde halka arz olmak, yani borsada işlem görmek o şirket için çok ciddi bir referans. Çünkü sermaye piyasası kurulu tarafından denetleniyorsunuz ve yurt dışına çıktığınız zaman da bu sizin için çok büyük bir referans. Bu aslında kurumsallaşmanın da çok önemli bir ayağı olarak adlandırılabilir. Sizin aslında üretimin başındaki kişilerden biri olarak üretim ayağında bunun daha da tetikleyeceğini düşünüyor musunuz? Yani halka açılmak çok güzel ama sizin üretiminizi de özellikle ihracatınızı ben olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Nasıl bakıyorsunuz ben buna? Ben de öyle düşünüyorum. Çok haklısınız. Ve bunun etkilerini biz bugüne itibaren görüyoruz. Çok yabancı partnerimiz var bizim. Dünyanın çeşitli ülkelerinden. Onlarla paylaştığımızda özellikle bu son dönemde hep çok olumlu geri beslemeler alıyoruz. Tabii. Bunun yani bir kere en önemlisi şeffaflık konusunda atılan çok ciddi bir adım olduğunu düşünüyorlar. Biz çok güvene dayalı ilişkiler sürdürüyoruz. Uzun süreli ilişkilerimiz var. Partnerlerimizle kuruluşumuzdan beri çalışıyoruz neredeyse. Dolayısıyla da bugüne kadar oluşturduğumuz güven ilişkisinin altını çizen bir adım olduğunu düşünüyorlar. Hepsi çok mutlu. Bu tabii otomatik olarak ihracatınıza doğrudan etkili olacak. Evet. Ve sizin çok ciddi bir referansınız olacak. Çünkü finansal olarak biz her firma çünkü bugün Borsa İstanbul'da işlem göremiyor. Evet. Görebiliyorsanız belli standartları tutturmuşsunuz anlamı taşıyacak. Bu da sizin için bence çok ciddi bir artı, ne dersiniz? Evet, biz zaten bu işe koyulurken, yani halka arzdan da önce, öncelikli olarak RTA'nın hedefleri için, yani biz bir ihracat firması olmak, sadece RTA'yı yurt içinde değil, artık yurt dışında da tanınabilir hale getirmek hedefiyle yola çıktık. Bence halka arz da tabii bu kurumsallaşma açısından bizi destekleyecek bir adım. Bunun da farkındayız. Bilgen Hanım'ın da dediği gibi gerçekten çok ciddi ve çok olumlu feedbackler alıyoruz. Çünkü çok niş bir pazardayız. Yani kolay bulunabilen, kolay anlatılabilen bir pazar da değil. Açıkçası borsaya halka arz süreci de bu yüzden çok zorlu geçti. Çünkü yani gerek SPK, gerek borsa, gerek yatırımcılara tabii bu pazarın anlatılması, bu pazarın tanıtılması, yani Türkiye'de böyle bir işin yapıldığının, var olduğunun bilinmesi bile bence biz bir şeylerin başardığımızın anlamını taşıyor. Yani klasik bir üretimin çok dışında yaptığınız bir çalışma var. Peki orta ve kısa dönemdeki hedefleriniz ne son olarak? Şöyle söyleyelim. Öncelikli olarak kısa vadede medikal kısımdaki üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin cirodaki payını arttırmak, yaratacakları katma değerle karlılığa ekstradan bir katkı koymak. Orta vadede de bunu yurt içinde kısa vadede başarmak daha kolay belki ama orta vadede de RTA'yı yurt dışında tanınan, ihracat oranı çok artmış, belki 51'ini geçmiş inşallah, evet, bir ihracat firması hem ülkemize hem RTA'ya faydalı olacak. Çünkü üretim çok önemli bizim ülkemiz için, ben öyle düşünüyorum. Üretim yapan bir firma olmayı hedefliyorum. Bilgen Hanım, siz ne dersiniz son? Ben de katılıyorum. Bizim ilerisi için çok güzel hedeflerimiz var. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları aynen önümüzdeki dönemde de devam ettirmek istiyoruz. Hem kendimiz için hem ülkemiz için Ar-Ge ve üretim yapan bir firma olarak devam edeceğiz.
Bilgen Yusufoğlu, RTA Genel Müdürü Yardımcısı ve Güven Akat, RTA Finans Sorumlusu. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bizdeki yolculuğunuz başlıyor. Evet. İnşallah bu size karlılık, yeni üretimler ve yeni yatırımlar olarak hem Türkiye'ye hem de size bol kazançlar getirsin diyoruz. Ve çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ve Veda Öztürk'le beraber reel sektörün nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın.